Emniyet teşkilatımız ülkemizin yüz akı ve biricik huzur kaynağımız, sivil polisler ise emniyet teşkilatımızın gizli kahramanları ve onları çok seven birileri daha var. Esenler Gülteşne Mahallesi halkı konuğumuz da Gülteşne Mahallesi muhtarı Sezai Çapanak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim sivil polislerimizden o kadar memnunsunuz ki mahalle halkı olarak aranızda binlerce imza toplayıp çok daha fazla sivil polis istediğinizi beyan etmişsiniz. Doğru mu? Aynen öyle oldu efendim. Çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi bir sivil polis bulunduğu yeri kalkındırır efendim. Şimdi bu insanlar biliyorsunuz geliyorlar, kahvede oturuyorlar, çay kahve içiyorlar, ne bileyim işte kahvede okey oynuyorlar. Oraya bir ekonomik katkı sağlıyorlar. Kendileri de zaten paralarını devletten aldıkları için böyle bir sıkıntı da olmuyor. Kimseye de yük olmuyorlar. Yani su akar, iz bırakır, sivil polis bahşiş bırakır diyebiliriz. İlginç. Peki üniformalı polisler de para harcamıyor mu efendim? Şimdi tabii onlar da harcamak istiyorlar. Yani. Ama biz onları üniformalı gördüğümüz için pek para alamıyoruz. Bu onların vermek istemediklerinden değil tabii. Yani biz almıyoruz, biz istemiyoruz. Onlar da tabii mahcup oluyorlar, kabul etmiyorlar filan, sıkıntı oluyor yani. Halbuki sivil polis rahat diyorsun. Kesinlikle, çünkü dışarı karşı da bu şekilde sorun olmuyor. Yani sadece bunlar aynı zamanda müşteri değiller. Bunlar üniversitelerde de çalışıyorlar. Yani ne bileyim simit satıyorlar, işte tartı yapıyorlar, acı badem satıyorlar. Yani her türlü işte katkılar bulunuyor. Yani esnaf olarak da çok etkili bir şekilde ülkemizin ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Yani daha da önemlisi, biz şuna inanıyoruz. Polis de olsa sivil insan güzel insandır diyoruz. Yani şimdi etrafta böyle üniformalı, coplu, elinde silahlı polislerin olması zaten çok hoş da bir görüntü değil yani. Oysa ki bu insanlar sivil olsalar bu şöyle, böyle durumlar yaşanmayız. Bir de aynı zamanda yurt dışından gelen turistlerimize karşı da çok kötü bir reklam yaratıyor efendim. Şimdi o gördüğü zaman bizim ülkemizi böyle can ve mal güvenliğinin olmadığı, sürekli bir baskının olduğu, adalete güvenilmeyen bir yer gibi düşünmez mi? Haklısınız. Evet, ama polisler sivil gezerse bizden biri gibi olurlar. Yani halktan, içimizden biri gibi görünürler. O zaman şimdi onlar şimdi sivil olarak geldikleri zaman inanın mahallenin bütün çehresi değişiyor. Gerçekten ilginç bir bakış açısı. Tabii abi. Mesela şimdi 1 Mayıs'ta o kadar polis vardı orada. Orada bir sürü sıkıntı yaşandı. Oysaki ne? Onların hepsi sivil olsalardı orada böyle çok daha yumuşak görsel bir şey olmaz mıydı anlamında diyorum. Biraz tuhaf olmaz mıydı efendim? Şey oldu da. Siz? Yok, biz daha çok simit işindeyiz de. Kusura bakmayın ya. Olay var herhalde, benim hemen bir olay yerine intikal etmem lazım da. 45504, evet, dinlemedeyim. Geliyorum. Tamam, hadi. Haberler devam ediyor.